Lütfen beyefendi, metal eşyaları bırakıp tekrar geçin. Anlıyorum da benim biraz acelem var, ne olur yardımcı olun. Beyefendi lütfen zorluk çıkarmayın, ben de görevimi yapmaya çalışıyorum. Metal eşyalarınızı çıkarıp tekrar geçer misiniz? Ayakkabılarınızı da çıkarın. Kemeriniz beyefendi, kemerinizi de çıkarın. Ben anladım seni. Ötmüyor. Buyurun, elbiselerinizi alıp geçebilirsiniz. Elbiseleri bağışlayın. Deli midir nedir ya? Zehra? Alper, ne işin var senin burada? Bu ne hal? Zehra, konuşmamız lazım. Arkadaşım, Zehra seninle konuşmak istemiyor. Bu saatten sonra bu kızı üzmene izin vermeyeceğim senin. Sen kimsin lan? Tırrik. Tunç, tamam ben hallederim. Tunç Bilek sen misin? Benim. Memnun oldum. Ben olmadım. Alper ne yapıyorsun? Oğlum var ya senin ananı... Şekilli sus bakayım sen. Zehracığım bu ne kadar kaba bir davranış değil mi? Tunç sus lan. Sus sakın ağzını açma, her şeyden haberim var. Bu kızın evinde gözün var değil mi? Orayı yıktırıp AVM yaptıracaksın. Zehra beni dinlemen lazım. Alper. Zehra. Bak ben korktum. Ben çok korktum. Seni mutlu edememekten korktum. Yarın öbür gün beni tercih ettiğin için buna pişmanlık duyacağından çok korktum. Artık çok geç Alper. Üzgünüm. Zehra. Ben azdım. Alper ne için konuşuyorsun? Ya o anlamda değil. Azdım yani eksiktim. Ben eksik bir insan. Eksik bir adamdım. Eksik bir hayat arkadaşı olacaktım. Korkularım vardı. Seni kaybetmeden senin değerini bilemedim. Her şeyin birdenbire eskisi gibi olmasını beklemiyorum. Olmayacağını biliyorum. Ama inan bana yeni bir başlangıç yapabiliriz. Zehra. Benimle kahve içer misin? Şu üstüne de bir şeyler alalım. Tamam.